Efendim, dünya piyasalarında altının yükselişi sürerken yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak için gündeme gelen yeni seçeneklerden biri de fiziki altın tasarrufu. Daha önce konuşulan kuyumcu altın değerlendirme sistemi çerçevesinde projelendirilmişti. Fiziki altın tasarrufuyla yatırımcıya yıllık %3 ek getiri de vaat ediliyor. Hem piyasalardaki altının durumunun hem de fiziki altın tasarrufunun nasıl yapılabileceğini, yatırımcıların bu yeni tasarruf seçeneğini ne şekilde değerlendirebileceğini konuşacağız şimdi. CNN Türk muhabiri Samet Güner, yanında da altın rafinerisi yöneticisi var. Sözü size bırakıyoruz Samet. Büşra, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Senin de dediğin gibi altınla ilgili konuşacağız. Özellikle fiziki altın tasarruf sistemi, yani FETSİS'i konuşacağız. Konuğum da İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen olacak. Merhabalar Ayşen Hanım. Merhabalar, teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. FETSİS konuşacağız ama öncelikle aslında ben biraz altının durumunu konuşmak istiyorum. Altındaki yükselişle başlayalım. Dünya piyasalarında altın yükselişi nereye kadar sürebilir ve altın neden yükseliyor? Samet Bey, aslında şöyle söyleyeyim. Siz bu soruları bana herhalde 3 sene evvel soruyor olsaydınız çok standart cevapları vardı ekonomistlerin verdiği gibi. Altın bir sürü korelasyonları vardır dünyadaki dengelerle ilgili. İşte bakarız ki Brent petrole bakarız, iniş çıkışları tahmin ederiz. Artık edemiyoruz. Çünkü dünya çok değişik bir yere gidiyor. Gitgide daha globalleşiyor. Ve dünyada şu anda her yerde bir takım krizler var. Hiç yaşanmadığı şekilde Amerika bile enflasyonla mücadele ediyor. Avrupa enflasyonla mücadele ediyor. Biz tekrar çift rakamlardan neredeyse 3 rakamlara doğru ilerlemeye başladık. Dolayısıyla böyle bir ortamda altını çok da böyle hani yakın vadeyle uzun vadeyi arka arkaya sayabilmek çok mümkün değil. Ama bütün bu saydığımız ortamda her zaman için şunu söylüyorum. Her ortamda altın güvenli limandır. Altın güvenli liman olma özelliğini her zaman hayat boyu taşıyacaktır. Böyle olduğu için de özellikle krizlerin olduğu ortamlarda özellikle küçük orta ölçekli yatırımcılar altını tercih ederler. Uzun vadede kendilerini güvencede hissetmek için. Ve fizikiyi tercih ederler genelde. Bunun dışında bir de büyük yatırımcılar vardır. Büyük yatırımcılarda dünyada oynayan bu fiyat değişikliklerinin yarattığı fırsatlardan da faydalanırlar. Alırlar, satarlar, buradan bir fayda elde ederler. Dolayısıyla altın gene doğru bir emtiadır onlar için. Dolayısıyla bu ortamda altının fiyatının yukarı doğru hareket etmesi bence son derece beklenen bir hareket. Ha ama biraz evvel dediğim gibi bu oynamalar sırasında yapılacak tercihler zaman zaman düşmeler de yaratabilir. O yüzden biz bir gün itibariyle 1950'yi konuşurken ertesi günü 2000'i görüyorsak belki 3 gün sonra tekrar 1920'yi görebiliyoruz. Bunlar çok şaşırılacak şeyler değiller ama yakın orta uzak vadeye bir lineer çizgide baktığımızda bu ortamda yaşadığımız sıkıntılar devam ettiği müddetçe artış da devam edecektir diye düşünüyorum ben. Artış devam edecek diyorsunuz ama biraz önce de dediniz ki altın güvenli liman. Evet. Özellikle biz genelde altını alırız, yastık altına koyarız. Şimdi FETSİS'i konuşmak istiyorum. Yani fiziki altın tasarruf sistemini. Ya vatandaşın yastık altındaki o güvenli liman diye de sizin adlandırdığınız altını ekonomiye nasıl kazandıracak? Bu yeni sistemle vatandaşın kazancı ne olacak? Şöyle söyleyeyim, aslında sistemin kendisi yeni değil. Çünkü yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak için biz yaklaşık işte 12 yıldır çalışıyoruz. Önce altın bankacılığı kuruldu. Altın bankacılığı sistemiyle bugüne kadar 120 ton civarında altın toplandı. Fakat bunun sürdürülebilir olması gerekiyordu. Bu sürdürülebilirliğin anlamı şu, güne bağlı olmayan, şubeye bağlı olmayan insanların akşam işten çıktığında 6.30'da da yapabileceği, hafta sonu boş zamanında da yapabileceği işlemlere müsait olması gerekiyordu. Bu da ancak bir altyapıyla oluyor, yazılımla oluyor. Biz bir fintech altyapısı kurduk ve kuyumcu altın değerleme sistemi dediğimiz KASSİS'i oluşturduk. KASSİS 2 yıldır sahalarda çalışıyor ve KASSİS sistemi Hazine Bakanlığı'yla, Merkez Bankası'yla, herkesle işbirliği içinde oluşturuldu. Ama İstanbul Altın Rafinerisi'nin sistemi. Bu sistem bir tek müşteri şikayeti almadan düzgün bir şekilde işledi. Fakat biraz evvel dediğim gibi biz 12 yıldır bu işin içindeyiz. Dolayısıyla nihai tüketiciyle birebir karşı karşıya şey olan taraf biziz. 13 bankayla şu anda an itibariyle 15'e kadar çıkabiliyor. 15 bankayla aktif olarak bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla halkın ne istediğini çok iyi biliyoruz. O yüzden de biz sürekli devlet makamlarına da bankalara da kendimiz de hep
bir şeyler ilave etmeye çalıştık halkın istekleri için. Halkın isteklerindeki en önemli unsurlardan bir tanesi bir kere altının her şeyden önce altın olarak kalması. Altının TL'ye, dolara, başka bir şeye dönmesini istemiyor. Bu çok önemli. Fiziki altın. Altın. Kelime fiziki onun için önemli. İkincisi elbette ki bir getiri elde etmek istiyor. Bunlara biz alt alta koyduğumuzda Merkez Bankası'nın FATSE sistemi vardı. FATSE sistemi aslında bir getiri sunan bir sistem. Fakat anlatılamadı. Mevzuatsal eksiklikleri vardı. Biz bu mevzuatsal eksiklikleri birlikte tamamladık Merkez Bankası'yla. Anlatmak için de gerekli düzeneyi doğru kurduk. Kısaca şunu söyleyeyim. Halkımız geldi, kuyumcu altın değerleme sisteminde ADN noktasından altınını fiziki altın olarak bankadaki hesabına yatırdı. Arkadan gitti bankaya bir talimat verdi. Dedi ki ben FATSE'ye koyduğum altınlarımı FATSE hesabında değerlendirmek istiyorum. Bu hesaptaki altınlar kur korumalı olarak bir değerlendirmeye alınıyor. Bu andan itibaren yapılan işlemler bankada yapılmasına rağmen Merkez Bankası'nın güvencesi altında. Sonucunda bir yandan kur korumalı da TL olarak değer kazanıyor ama diğer yandan altınınız minimum %3 olmak üzere yıl sonu itibariyle üzerine bir katma değer getiriyor. İş bittiğinde altının fiyatı düşse de çıksa da kazanan halkımız oluyor. Çok kısa bir cümleyle alacağım. Evet. Zamanımız çok az kaldı. Yıl sonunda altını fiziki olarak geri alabiliyor. Altının fiyatı düşerse de TL'den para kazanıyor. Aynen öyle. Bir cümle. Aynen. Tercih kendisine ait. Belki de TL'yi tercih etmeyecek, altını tercih edecek. Bu opsiyon halkımıza ait. Minimum. Ama kaybetmiyor. Önemli olan bu. Ve Merkez Bankası'nın da güvencesi var. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen'le FATSE'si konuştuk. Fiziki altınlarınızı yatırıp isterseniz altını geri alabiliyorsunuz. %3 minimum kazançla isterseniz de TL olarak kazancını altınızın alabiliyorsunuz diyelim. Sözü buradan stüdyoya sana bırakalım Büşra.